Gel. Gülbahar Sultanım. Sinan Paşa. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş buldum Şeyhülislam Hazretleri. Bağışlayın sultanım. Daha evvel benimle konuşmak istemişsiniz. Şartlar ancak müsait oldu. Lafı evirip çevirmeyeceğim Müftü Efendi. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki Sultan Murat ve validesi Kösem Sultan'ın devri artık kapanmalı. Gidişat hiç iyi değil. Sultan Murat'ın aldığı kararlar hepimizi felakete sürüklüyor. Sizin de bu vaziyetten memnun olmadığınızı biliyoruz. Bunun manası nedir? Benden ne istediğinizi anlayamadım. Eğer bana ve oğluma destek olursanız, hak ettiğiniz kıymeti ziyadesiyle göreceksiniz. Nizam-ı Alim'in tesisinin tek yolu, Şehzadem Bayezid'in tahta çıkması. Aman sultanım, siz neden bahsedersiniz? Bu laflar hepimizi ölüme götürür. Asıl bir şey yapmazsak gideriz ölüme. Sultan Murat'ın kimseye acıması yok. Geç olmadan kendi kaderimizi kendimiz tayin edelim. Yoksa bir mezarımız bile olmaz. Surları tahkim ettik paşam. Zinhar aşamazlar. Haftalarca, hatta aylarca direnebiliriz. O kadar sürmez. Elbet Acem dostlarımız bize destek verecek. Nedir vaziyet Hüseyin ağa? İzahat ver. Emrettiğiniz üzere Ahmet Paşa'mızla taarruza geçtik. İlyas Paşa'nın ordusu dağıldı. Gafil, mağlup olacağını anlayınca kalan askerlerini toplayıp kaleye sığındı. Demek buraya sığındılar. Kale tahkim edilmiş. Topları kuvvetli. İlyas Paşa da buna güveniyor. Kaleden dışarı çıkmıyor. O çıkmazsa biz içeri gireriz.